Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dersiz deyin kalma Bu ders olsun Merhaba arkadaşlar. Milli Edebiyat Dönemi ile ilgili konu testlerini çözmeye devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir romanı vardır? A. Çoban Çeşmesi, B. Öz Yurt, C. Dinle Neyden, D. Yıldız Yağmuru, E. Suda Halkalar. Evet, doğru seçenek D seçeneğidir. Yıldız Yağmuru romandır. B seçeneğindeki Öz Yurt tiyatrodur. Çoban Çeşmesi, Dinle Neyden ve Suda Halkalar ise şiir kitabıdır. Bu topluluk Anadolu'ya... Romantik bir üslupla yaklaşmıştır. Hece ölçüsünü kullanarak yalın bir dille yazmışlardır. Halk şiiri geleneklerinden yararlanarak bireysel konuları ve yurt güzelliklerini işlemişlerdir. Evet, burada sözü edilen şiir topluluğu beş hececilerdir. Doğru seçenek C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp'in şiir kitaplarından biridir? A. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak B. Türkçülüğün esasları C. Türk medeniyeti tarihi D. Malta mektupları E. Kızıl Elma Doğru seçenek E seçeneğidir. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tiyatro türünde değildir? A. Balıkesir muhasebecisi B. Canavar C. Tanrı Dağı ziyafeti. D. Bugünün saraylısı. E. Deli. Evet doğru seçenek D seçeneğidir. Bugünün saraylısı roman türünde bir eserdir. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Türk edebiyatı ve tarihini bilimsel yöntemlerle incelemiştir. Divan ve halk edebiyatı sanatçıları için tanıtma yazıları yazmıştır. Yeni Mecmua adlı dergide hece ölçüsüyle milli konuları işleyen şiirleri vardır. Evet burada tanıtılan sanatçımız Fuat Köprülü'dür. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şiirlerinin tümünde hece ölçüsünü kullanmıştır? A. Faruk Nafiz Çamlıbel B. Mehmet Emin Yurdakul C. Tevfik Fikret D. Mehmet Akif Ersoy E. Yahya Kemal Beyatlı Evet burada doğru seçenek B seçeneğidir. Mehmet Emin Yurdakul bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Sanat yaşamında hem hece hem de aruzu kullanmıştır. Beş hececilerden biri olarak ünlenen sanatçı şiirlerinde düş ve gerçeği bir arada yansıtmıştır. Han Duvarları adlı şiirinde Kurtuluş Savaşı Anadolu'sunu romantik bir üslupla yansıtmıştır. Memleketçi şiirin öncülerinden olan sanatçı gülmece türünde de şiirler yazmıştır. Evet, burada tanıtılan sanatçı Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. Doğru seçenek D seçeneğidir. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait değildir? A. Suda halkalar B. Bir ömür böyle geçti C. Yayla kartalı D. Türkçe şiirler E. Dinle neyden? Evet, burada doğru seçenek D seçeneğidir. Türkçe şiirler Mehmet Emin Yurdakul'a ait. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Türkçülük düşüncesini sistemleştiren sanatçı sosyolog yani toplum bilimci kimliğiyle tanınır. Manzumelerin konusunu folklor, destanlar ve Türk tarihinden almıştır. Hece ile yazdığı şiirlerinde halkın eğitimini amaçlamıştır. Evet, burada doğru seçenek E seçeneğidir. Ziya Gökalp tanıtılan sanatçımızdır. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Milli şairimizdir. Milli ve dinsel nitelikli manzumeleriyle tanınan sanatçı şiirlerinde düz yazıya yakın bir üslup kullanmıştır. Şiirlerinin tümünü aruzla yazmıştır şiirlerinde İslam birliğini savunmuş, İslam dünyasını uyanmaya çağırmıştır. Evet, burada tanıtılan sanatçımız Mehmet Akif Ersoy'dur. Doğru seçenek A seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek olan yapıt adları aşağıdakiler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet, kiralık konak Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yetişmiş üç kuşağın düşünüş ve yaşayışındaki değişikliklerin Yaban Milli Mücadele Dönemi Anadolu'sunun Panorama 1 Cumhuriyet'ten sonraki devrimler döneminin Panorama 2 Atatürk'ün ölümünden sonraki yılların eleştirel bir yaklaşımla ele alındığı yapıtlardır. Evet gördüğümüz gibi doğru seçenek B seçeneğidir. Evet bu dersimizde burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.